Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT-AYT Geometri Soru Kitabı'nda paralel kenar ve eşkenar dörtgen konusundaki 10. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversiteliğim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Mimarlıkta bazı özel çizimler için paralel cetvel adı verilen cetveller kullanılır. Şekil 1'de paralel cetvel mavi kollarla aşağıdaki gibi bağlanmıştır. Şöyle bağlanmış. Şekil 1'deki paralel cetvel bağlantılı kolları Cetvellere dik olacak biçimde şekil 2'deki konuma getirildiğinde kollar ve bağlantı noktası arasında kalan sarı boyalı bölgenin alanı şekil 1'dekine göre kök katına çıkıyor. Arkadaşlar şimdi önceden bu paraya kenar şeklinde değil mi? Evet. Şimdi paraya kenar şeklinde ise burası, A, burası da tabana ait yüksekliğe de B diyecek olursam şöyle. Hocam burada kalan A çarpı B. Burada kalan da A çarpı B çarpı kök 2 eşitmiş. Hemen kök katına eşitmiş. Şuradaki uzunluklar değişmediği için hala daha burası A. Şuraya da bir X diyelim isterseniz. A çarpı X dikdörtgenin alanı neye eşitmiş? A çarpı B çarpı kök eşitmiş. A çarpı B çarpı kök eşit olduğundan dolayı A'lar gitti. X'i ne bulduk arkadaşlar? B kökü olarak bulduk. Evet X'i B kökü bulduk. Şuradaki uzunluk değişmediğine göre, burası da X olduğuna göre arkadaşlar. X dediğimiz burası B kökü oldu. Bakın B'ye B kökü. Yani burada kaç kaç derece oldu? 45 derece oldu. Çünkü BB, B, B kökü üçgeninden dolayı. Dolayısıyla buradan buraya dönüşte ne kadar dönmüş oldu arkadaşlar? Şöyle buradan buraya kadar 45 derece dönmüş oldu arkadaşlar. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Devam edelim. Şekil 2'deki cetvel şekil 3'teki konuma geldiğinde de kollar ve bağlantı noktalar arasında kalan sarı boyalı bölgenin alanı şekil 2'dekinin yarısına düşüyormuş. Hocam burası AB kök 2 bölü neye eşit olacakmış? AB kök 2 bölü 2'ye eşit olacakmış. Buradaki uzunluk hala ne? Hocam burası A. Şuradaki uzunlukta X biz ne bulmuştuk? Şuradaki uzunluğu da B kök 2 olarak bulmuştuk. Yani burada da bir yükseklik çizecek olursak şöyle. Bir yükseklik çizecek olursak arkadaşlar. Şuranın B kök olduğunu unutmayalım. Burası B kök 2. Bu yükseklik burada kalan da AB bölü şey eşitmiş. Buraya da Y diyecek olursam A çarpı Y alanı neye eşitmiş arkadaşlar? AB kök 2 bölü 2 eşitmiş. AB kök 2 bölü 2'ye eşitmiş. E, o zaman burada A'lar gitti mi? Gitti. O zaman Y dediğimizde B kök 2 bölü 2 eşitmiş. Arkadaşlar Y dediğimiz B kök 2 bölü 2 eşitse Bakın burası B kök 2 burası yarısı oldu. 90'ın karşısı B kök 2 iken 30'un karşısı yarısı olmak zorunda. Yani burası da 30 derece oldu. Buna göre diyor bağlantı kollarının her biri şekil 1'den şekil 3'e gelene kadar kaç derece dönmüştür diye soruluyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi şekil 1'de Buraya dik olana kadar gelene kadar şuradan şuraya kaç derece döndü arkadaşlar? Hocam burası 45 derece burası da 45 derece. Bir 45 derece döndü. Eyvallah artı. Sonra buradan buraya gelene kadar şu altı yazalım isterseniz bunu. 45 derece döndü. Sonra buradan buraya gelene kadar ne kadar döndü arkadaşlar? Hocam 30 derece döndü demeyin. Önceden böyleyken hop şöyle bir dönüş yapacak. Böyle bir dönüşte de 30 derece burası burası da 60 derece yapmıyor mu? Evet şurada kaçı 60 derece yaptığından 60 derece de burada dönmüş oldu. Toplamda kaç derece dönmüş oldu arkadaşlar? 105 derece dönmüş oldu. Dolayısıyla bir ilk sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 105. Yani Denizli çıktı. Güzel bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Onar birim uzunluğundaki doğrusal iki çubuk, doğrusal iki çubuk uçlarından 18 birim ipler ile aşağıdaki gibi bağlanıyor. 11 birim, 11 birim burası da 18 birim diye verilmiş arkadaşlar. Tamam. Sonra Yüksekliği de şuradaki ipin yüksekliği de 8 birim oluyor. Önemli olan şunun zemini olan uzaklığı kaç yaptı arkadaşlar? 26 yaptı. Oradaki zemini olan uzaklık hala her yerde 26 mı? Evet burası da 26. Burası da 26. İşte bunu unutma. Sonra diyor ki. 150 birim serbest olan çubuk ipler ve çubuklar arasındaki dörtgenin alanı 150 birim kare olacak şekilde sağa sola kaydırıldığında. E, sağa kaydırıldığında pardon şöyle sağa kaydırıldığında alan 150'ymiş. Arkadaşlar alanı 150 olması için taban çarpı tabana ait yükseklik değil mi? Hop tabana ait yükseklik. Önceden bu taban hala daha demir çubuk değişmiyor 10. Alanı 150 ise yüksekliği kaç yapacak? 15 yapacak. E hocam bunun tamamı 26 idi. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 11 kaldı. Çünkü şu uzunun 26 olduğunu unutmayalım dedik. Sonra sola doğru da 90 birim kare yapacak şekilde. Bunun alanı 90'mış arkadaşlar. E 90 olması için de yüksekliğin kaç olması lazım arkadaşlar? Tabanımız 10 olduğuna göre tabana ait yüksekliğimiz de kaç olmalı arkadaşım? Hop tabana ait yüksekliğe bakıyorum. Alan 90 ise 10 çarpı H90 yani burası 9 yapacak. Evet bunun tamamı zemine kadar 26 birim uzaklığındadır. O zaman 26'dan 9 sıkınca buraya da 17 mi kaldı arkadaşım? Evet H1 artı H2 isteniyor bizden. 11 ile 17'nin toplamı isteniyor. Cevap kaç yaptı arkadaşlar? Cevabımız böylelikle... 28 yaptı. Kolay bir soru ama tam ÖSYM'lik bir soru arkadaşlar. Böyle duvara bir şey asarlar, çiviye bir şey asarlar. Oradaki çivinin zemini olan uzaklığı gerçekten çok önemli. Buradaki anahtar gelemene şuradakinin zemini olan uzaklığın her ikisinde de 26 olduğunu gösterince soru çok da kolay bir hale dönüştü arkadaşlar. Evet ikinci soruyu böylelikle Edremit bulduk arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Demet tasarım dersinde ön yüzü mavi arka yüzü beyaz 60 santimetre ve 80 santimetre batlarındaki dikdörtgen bir el işi kağıdının ardışık kenarlarının orta noktalarını birleştirerek doğru parçaları çizip kalan bölgeyi şekil 1'deki gibi kırmızıya boyuyor. Demet daha sonra bu el işi kağıdının köşelerini çizildiği doğru parçaları boyunca şekil 2'deki gibi katlıyor. Önce şunu katlamış üstüne bunu katlamış katlanmış hallerini ne yapıyoruz arkadaşlar katlanmış hallerini şöyle bir açalım. Şöyle açıyoruz arkadaşlar katlanmış hallerini. Ben şöyle şekli tamamlayayım. İlk baştaki şekli tamamlıyorum ki tam sıkıntı olmasın. Evet. Önce bunu katladık böyle. Son yok. Önce bunu katladık. Sonra üstüne bunu katladık. Belli bir parçası görüp gözükmüyor arkadaşlar. Bakın. O zaman o belli parçası gözükene kadar hop şunu da şöyle çizelim. Şöyle olduğunu gösterelim. Aynı şekilde burada da öyle mi arkadaşlar? Evet. Şöyle bir şey oldu. Peki. Şimdi orta noktaları da 60'a e 80'di. Hocam burası 30'a 30. 60 olduğuna göre burası da 40'a. 40, 40 mu oldu? Evet. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şuradaki katlamada arkadaşlar 30 iken burası 30 oldu. E, 30 ken burası da 30 olacak mı arkadaşlar? Olacak. Hmm, tamam. Şimdi 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 ne yapacağız? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Aa hocam burada bir şeylik çıkıyor. bak, bak, Bak bak bak. Dikkat. Hocam burada aslında üste binen açılarda birbirine eşit ya 90 iken burası da 90 mı oldu katladığın zaman evet. Bunu da katladığın zaman burası 90 iken burası da 90 oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat ederseniz burada güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar şu dikmeler birbirine eşit. Sen bunu böyle çizecek olursan hocam açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşittir. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Yani şu ile şu parça birbirine eşit mi? Eşit. E o zaman ben buraya bir x diyecek olursam burası da x mi? Evet. Sonra ne yapacağız? Hatta bu da Kollar açıdan dikmeler eşit olduğu için ya da deltoid olduğundan dolayı burada kaçlardan olmak zorunda birbirine eşit olmak zorunda. Peki şimdi burası 40 iken burası da 40 olacak tamam mı? o zaman buraya 40 eksi x kaldı. Aynı şekilde şu katlamada da burası 40 ya katlamada 40 olacak burası o zaman burası da 40 eksi x olacak. Aynı işlem öbür tarafta yaptığınız zaman da yine burası 40 eksi x burası da 40 eksi x olacak mı arkadaşlar? Aynı simetriyi zaten. Tamam bundan sonrasında ne yapacağız? Arkadaşlar arkadaşlar. 30 40'lık üçgen şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen diye mi? Evet. Ben buraya alfa buraya beta dersem e, 30'u gören alfa ise 30'u gören alfadır burada. Buraya da beta diyelim. E hocam üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Burası beta iken şurası da beta olacak. E, burası beta eksi nokta oldu. E hocam burası da beta iken burası da beta olacak. Ha, ha, güzel bir şey çıktı. Burası da beta eksi nokta oldu. Evet beta eksi nokta olduysa arkadaşlar o zaman şuradaki açılar da birbirine eşit mi oldu? Aynen öyle. Şimdi burada güzel bir şey çıktı mı? Beta çizgi nokta. Beta çizgi nokta. Şurada kaç 90 derece çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla şununla şu ne oldu? Birbirine paralel oldu. 90 olduğu için burayı, buradaki kenara. Şimdi buradaki üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Burası da alfa değil mi arkadaşım? Evet. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Sonra bir şey var mı? Hem paralellik hem aç ortaylık olunca ben genelde Z'ye dikkat ediyorum. Hop Z'den dolayı. Burada kaçın tamamı alfa mı oldu arkadaşlar? Z'den dolayı. Bak kırmızı çizgi. Evet. Alfaya alfa. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. 40 eksi x'i. O zaman burası da 40 eksi x oldu. Aha da burada Pisagor bağıntısı çıktı. Yani 40 eksi x'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 30'un karesi artı x'in karesine eşittir. Yani x'in karesi artı 30'un karesine eşittir. 1600 eksi 80 x artı x kare eşittir x kare artı 900'e eşit oldu. Böylelikle x kareler gitti. 80 x neye eşit oldu arkadaşlar? 700'e eşit oldu. Ee, bu da 70 bölü 8'e eşit oldu x? x 70 bölü 8'e eşit oldu. Yani 35 bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Buna göre diyor şekil 2'de görünen kırmızı bölgenin çevresi kaç santimetredir? Şu bölgenin çevresi isteniyor. Yani 40 eksi x'ten kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. O da 160 eksi 4x. O da 160 eksi 4 çarpı 35 bölü 4'ten. 4'ler sadeleşti. O zaman cevap kaç yaptı arkadaşlar? 160'tan 135 çıkartıyoruz. 125 diye çıkar arkadaşlar. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Yalnız bir şey itiraf edeyim. Ben genelde arkadaşlar soruları çözüp de yani ilk defa soruları burada yürürüm ama yani bu soruyu açıkçası merak ettim. Öncesinde çözdüm. Haberiniz olsun. Hatta bu sayfadaki soruları çok merak ettim. Öncesinde çözüp öyle geldim karşınıza. Videoda takılırdım yoksa. Hani burada çözüm biraz sıkıntı olurdu yani bu sorularda. Özellikle bu sayfada çok güzel sorular var arkadaşlar. Dediğim gibi genelde çözmeden yaparım. Ama burada gözüm korktu açıkçası bir videoda takılmamak için böyle öncesinde çözüm yaptım arkadaşlar. Evet geldik dörde. Dördüncü soruda arkadaşlar bakalım ne diyor. Aşağıda üzerinde hareketli bir bağlantı noktaları arasında uzak uzaklık santimetre cinsinden verilen özel tasarım bir cetvel verilmiştir. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. 30'a 30 karşıtlı kenarları birbirine eşit olan dörtgen bir paralel kenardır. Yani şu cetveller birbirine paralel, bu cetveller de birbirine paralel diyebiliriz kesinlikle. Ya paralel kenar olması için ya karşıtlı kenarların birbirine paralel olması yeterli ya da karşıtlı kenarların birbirine eşit olması yeterli diye. Zaten konu anlatımında söyledik. İki, her iki türlü de ispatını da yaptık arkadaşlar. Peki ne diyor bakalım soru? Bunların paralel olması unutma. Bu cetvel bir kağıt üzerinde sabitleme noktasından sabitlendikten sonra sürükleme noktası 8 cm sola doğru kaydırılırsa arkadaşlar önceden bizim noktalarımız böyleydi değil mi? Evet şimdi dikkat ederseniz bunların paralelliğinden bahsettik biz. E hocam burası alfa burası alfa diyecek olursak e da şu birbirine paralel çünkü niye? Çünkü e, şu bir paraya kenar dedik. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel dedik. Eyvallah. Madem paralel alfaysa ise burası da alfadır. Alfa ise burası da alfadır. E, burada ne çıktı arkadaşlar? 3'e 5 oran çıktı. Ya da açıya dalma kardeşim ya ne gerek var? Direkt bana 3'e 5 oran var. Hocam buradaki uzunluk şuraya kadar olan uzunluk 3A iken ya da 3K iken buradan buraya kadar olan uzunluk 5K'dır. Niye? Çünkü dikkat şunlar bir birbirine paralel. 3'e 5 oran varsa 3'e 5 oran burada da vardır diye söyledik. Eyvallah. Devam edelim şimdi. Şimdi diyor ki bu cetvel sabitleme noktası bak burada sabit noktası bir kağıt üzerinde sabitleme noktasında sabitlendikten sonra sürükleme noktasında 8 cm sağa sürüklendiğinde sürükleme noktasında 8 cm sola sürüklediğinde arkadaşlar ben bunu 8 cm sola sürüklediğim zaman hani bunu aşağı indirip eğiliyormuş gibi oluyor değil mi arkadaşlar? O zaman şuradaki e, ee, birleşim noktaları 50, 50 olduğu için bunlar ne olacak? Aşağı doğru indi arkadaşlar. Şöyle 50'ye 50 buraları hala. Buraları da 30 30 mu olacak arkadaşlar? Şöyle 30'a 30 olacak. Çizim noktası da kalemimiz de nereye gelmiş olacak arkadaşlar? İşte tam olarak buraya gelmiş olacak. Bize diyor ki kalem ne kadar çizer diye söylüyor arkadaşlar bize. X ne olur diye söylüyor. Peki Şimdi bu 50'ler 50 böyle. Bunlar da böyle geldi ya. 30 30'luklar da böyle geldi. E hocam diğer noktalar da bunlar bir bütün cetvel olduğuna göre şurası da böyle devam etti, burası da böyle devam etti. Evet. Şöyle devam etti. Hala daha dikkat 30'ken burası da 30. Bak şurası 30'ken hala 30. Burası e, 50'yken hala daha burası 50 mi 50? Yine 30'a 30, 30 50'ye 50 olduğundan dolayı bu çubuklar değişmediği için yine bunlar ne oldu arkadaşlar? Birbirine paralel mi oldu? Evet. E bu, paralellikte arkadaşlar ona bakacağız. Şimdi dikkat edin buraya kadar 5K demiştik. Buraya ne kaldı? 5K eksi 8 kaldı. Şurası da zaten 5K. Pardon şurası 3K'dı buraya kadar. Şuraya 3K eksi 8 kaldı. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak. Şurası 3'e 5 oran var. E burada da hocam 3'e 5 oran olmak zorunda. Yani x artı 3K eksi 8. x artı 3K eksi 8 bölü 8 artı 5K. 8 artı 5K'nın ne olması lazım arkadaşlar? 3'ün 5'e oranı o. Yani 30'un 50'ye oranında eşit olması lazım. Gitti gitti bunlar. İşler dişler yapalım. 5X artı 15K eksi 40 eşittir. 3 kere 8 24 artı 15K'ya eşit oldu. Buradan ne geldi arkadaşlar? 15K'lar birbirini götürdü. Öbür tarafa atınca 5X eşittir. 64 yaptı. X de buradan 64 bölü 5 yapar. Ya da 2 ile genişletirsek x buradan 128 bölü 10 yapar. O da 12.8'e eşit olur arkadaşlar. Cevap C han olur. Tekrar söyleyelim. Umarım şuradaki hamleyi anlamışsınızdır. Şu sürükleme noktasını sola 8 santim sürükledim. O zaman sola 8 santim sürükleyince bu çubuklar aşağı inmiş gibi oldu. 50'ye 50. 30'a 50, 30. 30. E burası da 50. Burası da 30 ya. Hala paralel kenar oldu. Şunlar paralel. E biraz önceki de nasıl 3'e 5 oran var dedik burada. Aynı bu şekilde olduğu zaman da yine 3'e 5 oranı olacak arkadaşlar. Yani x artı 3k eksi 8 bölü 8 artı 5k eşittir. E, 3 bölü 5 deyince arkadaşlar 30'un 50'ye oranı deyince direkt soru çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Yani şekli böyle çözüm yöntemini böyle düşünebilirseniz şey olur. Ama bunu bence bence benim kanımca ÖSYM'e sorarsa ilk şeklini verip Yanda da ikinci şekilde şöyle oldu deyip ikinci şeklinde o şekilde de verebilirdi arkadaşlar. Yani şekiller böyle yan yana olmuş olsaydı e, siz her iki şekilde de oranlama yaparak da yine sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. E, buradaki değerleri sadece birinde 3'e 5 diye yazacaktınız ilk şekilde. İkinci şekilde de yine hani 8 birim e sola gitti ya burası 5K artı 8'e burası da X artı 3K X 8 deyip Yine oranlamadan bulabilirdiniz. Bence ÖSYM iki şekil birden sorardı. Çok hoş bir soru arkadaşlar gerçekten. Evet dördüncü soru böylelikle C.Han çıktı arkadaşlar geldik. Beşinci soruya bir terzi 150'ye 210 ebatlarındaki dikdörtgen bir kumaştan şekil birde gösterilen dik kenar uzunlukları 80 cm ve 150 cm olan dik üçgen parçayı kesip alıyor. Terzi daha sonra kestiği parçayı dikdörtgenin diğer kenarına şekil 2'deki gibi dikiyor. Arkadaşlar bunu kestik buraya koyduk. Öncelikle şundaki şeylere bakalım. 8, 15, 17'den burası 170 mi yaptı? Evet burası 170 yaptı. Sonra burası 170 ise eyvallah şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz. 150 olduğunu biliyoruz. Değil mi? Evet sonra almışız bunu. Buradan kestik ya arkadaşlar. Şuraya dikmişiz söyle. Bunu almışız buraya koymuşuz öyle dikmişiz. O zaman buraya koyduysak arkadaşlar. Bu arada burası 210 iken buraya ne kaldı arkadaşım? 130 kaldı. E hocam burası bak şuradaki kesilip gitti dikkat. Buradaki kesilip gitti. Burada 130 kaldı. Yani o şeklimiz burada değil mi arkadaşlar? Evet. Onu da şöyle göstereyim isterseniz. Bakın burası burasına eşit. Işte? Şuradaki kırmızı da buraya denk geldi artık. Şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Bu 130'a 210'du. 130'a 210 diye yazalım. E zaten burası 170'ti. Burası da 80'di. Burası da 150'ydi olduğunu biliyoruz. Sonra ne yapmışız bunu? Dikmişiz. Terzi en son adımda şekil 2'de elde ettiği kumaşı iki kenarı çakışacak biçimde şekil 3'te gösterildiği gibi katlıyor. Evet, sen bunu böyle katlamışsın. Katlanmış hali geri açalım arkadaşlar. Hop şöyle, hop şöyle. Tamam, açtık bunu. Katladığında üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak, değil mi? Evet. Şimdi önceki şekilde biz buranın 130, buranın kaç olduğunu 80, buranın 210 olduğunu biliyoruz değil mi? Sen bunu böyle katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak mı? Olacak. Hocam şu kenarlı da şu kenar birbirine eşit olacak mı? Olacak. Dikkat edin burası kaç? 170. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Aa Z'den dolayı hocam. Buradaki de nokta açısı yaptı. Şunlar da birbirine eşit oldu. Yani burası da çift çizgi, burası da çift çizgi olmuş oldu. 170 ise burası da 170 oldu. Sonra Devam edelim arkadaşlar. Burası da 170 oldu. Hatta burası da 170 oldu. Aklımızın bir köşesinde bulunacağını buraya yazalım. Sen bunu böyle katladığın zaman e, Buradaki dikişizi Bak böyle geldi. Buradaki dikiş izi şöyle değil miydi arkadaşlar? 90 dereceydi. Burası 90 dereceydi. Yani önceden nasıldı arkadaşlar bu dikiş izi? Oo, şöyleydi. Şimdi katlandığında böyle geldi. Ve önceki dikiş izinde şöyleydi normalde. Bu katlanmış hali buraya denk gelmiş oldu. Buna göre terzinin en sonda elde ettiği katlı şekilde dikiş izlerinin görünen kısmının uzunlukları toplamı. Yani senden şu artı şu isteniyor. Peki evet şuraya kadar olan kısım arkadaşlar kaçtı? 130'du değil mi? Şuraya kadar olan kısım 130'du. E burası 170 ise buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Tamam. E şurası 210'du. Bunun tamamı 210'du. Buraya da mı 40 kaldı? Evet. Hocam şurada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran 40'a 40. Yani birebir. Şuradaki uzunluğun ben 150 olduğunu biliyorum. O zaman burası 75'e 75 diye ayıracak mı? Ayıracak. Tekrar söylüyorum. Kelebekteki oran birebir. Şekilde gösteremiyorum maalesef. 1'e ee, birebir olduğundan hocam bunlar da birbirine eşit olacak. Şöyle göstereyim isterseniz. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Ee, o zaman burası 75 yaptı. Evet bir tane parçayı 75 bulduk. Şimdi dikkat dikkat. Şuradaki katlamada vardı. Katlamada da üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Ee, zaten Buradaki uzunluklar da birbirine eşit. Burada bir şey çıktı mı karşımıza? Çıktı. 40 var. Burası da 75. 40'a 75. Hocam şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. 40'a 75'e bakıyoruz. Bak 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 bak. Burası 40, burası 75. Hocam 4 5 çarpı 8. 5 çarpı 8. 5 çarpı 15. O zaman burası da 5 çarpı 17'e eşit olacak. Evet. 5 çarpı 17'den dolayı burası da kaç yapacaktır? 85 yapacaktır. Neyse oradaki şuradaki üçgende şöyle bir şey var. Şurası 90 derece. Şuradaki dik uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Tamam. Şuradaki dikmeler de birbirine eşit değil mi? Eşit. İsterseniz şey de diyebiliriz. Şekil karışacak gibi aslında ama karıştırmadan yapmaya çalışmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şurada Tamam katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar eşit. Şuradaki ile şuradaki de birbirine eşit olacak. O zaman kırsa 40 burası. E bunun tamamını 85 bulduk. Tamamını 85 bulduysak buraya kaç kaldı arkadaşlar? 45 mi kaldı? Evet burası 45 yaptı. Şu uzunluklar birbirine eşit. Buraya da x buraya da x deyip ondan sonra buraya da 75 eksi x diyebiliriz arkadaşlar. Pisagor bağıntısından çıkar mı? Çıkar. Ya da arkadaşlar Pisagor bağıntısından çıkar da şunu boş verin. Şurada da bir açıortaylık yok mu? Var. Yani burada kaç ortaylığa bakacak olursanız. Hocam burada kaç ortaylıkta? 40'ın şuna oranı. Hocam 40 bölü. 40 bölü kaç burası? 85. 40'ın 85'e oranı neye eşittir? X bölü 75 eksi x eşit değil midir? X bölü 75 eksi x'e eşittir. Hocam burada zaten sadeleştirsek 8'e bölsem 5. 5 çarpı e 17. Doğru. 8'e bölsek 5 kere 8. Burası 5'in 17 katı. O zaman burada 5'e böleceğiz pardon. 5'e böldüğümüzde kaç geldi arkadaşlar? 8. 5'e böldüğümüzde 17 geldi. İşlerde i̇şler dışlar yapacak olursak 17x eşittir. 8 çarpı 15. 8 çarpı 75. Eksi 8x eşit oldu. Attık öbür tarafa. 25x eşittir. 8 çarpı 75 eşit oldu. 25 de bu sadeleşince 3. X de buradan kaç eşit oldu? 24 eşit oldu. Evet. Böylelikle x'i de bulmuş olduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Hocam bizden 24. Şuradaki yeşil çizgi şu x uzunluğu artı şuradaki 75 isteniyordu bizden. 24 artı 75'ten cevabımız 99 mu yaptı arkadaşlar? Evet 99 yaptı. Cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı arkadaşlar. Gerçekten zor bir soru. Ha bu soruda şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Hiç açı ortaya girmeden Hocam şurada bir kelebek var. Yani orası karıştı diye çok fazla yapmak istemedim. Şuradaki kelebeği de göz önünde bulundurup öyle de bir işlem yapabilirdik. Kelebekteki oran 40'a 210. Yani 4'e 21. Hocam burası 4 ayken burası 21 a deyip 25 a eşittir 150'den a'yı da o şekilde bulabilirdiniz arkadaşlar. İkisi de sanki açı ortaysız orası böyle daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Kelebek benzerliğini de o şekilde kullanabilirsiniz. Ama Dikkati çeken açı ortay olduğu için açıkçası ben oradan açı ortaydan çözmek istedim soruyu arkadaşlar. Evet böylelikle kaçıncı soru? Beşinci soruyu ne bulduk arkadaşım? 99 yani cevap Cihan çıktı. Gelelim çok ilginç bir soruya daha. Şimdi bir yüzeyinin alanı 96 birim kare olan paraya kenar şeklindeki bir kağıdın her köşesinden komşu olmadığı kenarların ortasına birer kırmızı doğru parçası çizilecektir. Arkadaşlar tam orta noktalarını şöyle bir bulalım bakalım tam böyle orta noktalarını işaretledik. Diyor ki her köşeden orta noktalarına git böyle. Şuradaki çizgiler gibi. Hocam bu köşeden böyle. Bunun orta noktasına böyle geldim. Bunun orta noktasına böyle geldim. İşte bu köşeden şunun orta noktasına böyle. Bunun orta noktasına böyle. Sonra bu köşeden de bunun orta noktasına böyle. Bunun orta noktasına böyle gelince. E, çizim bittikten sonra çizilen bütün kırmızı doğru parçalar arasında kalan sekizgen bölgenin alanı. Bütün kırmızı doğru parçalar arasında kalan kırmızı bölge işte tam olarak burası değil mi arkadaşlar görüyorsunuz İşte tam olarak şurası bu bölgenin alanı isteniyor gerçekten çok karışık arkadaşlar bakın şimdi dikkat şunlar birbirine eşit mi eşit bunlar birbirine eşit mi eşit orta nokta şu orta noktaları şöyle gösterelim bu orta noktaları böyle gösterelim orta noktaları kullanalım şimdi hocam bu orta noktaları kullanacak olursak şöyle çizdiğinizde bir paraya kenar oluşuyor mu oluşuyor çünkü bunlar eşit şunlar e, karşılıklı kenarlarda birbirine paralel olduğundan. Hatta şu kelebekteki oran birbirine eşit ya. Hatta şunu da çizelim arkadaşlar. Şunu da çizdiğimiz zaman şu orta noktaları da çizdiğimiz zaman 4 tane eş paralel kenara bölünmüş oldu arkadaşlar burası. Şimdi arkadaşlar şurada kelebek var. Aslında şu büyük şu büyükteki dikkat ederseniz şu büyükteki kelebekteki ya da paraya kenar ya köşegenlerin kesim noktası tam orta nokta yapacak. Tam onlar burada kesmiş oluyor arkadaşlar. Tamam ya da e, tabii kelebekten de diyebilirsin, hocam kelebekteki oran şuradaki kelebekteki oran birebir deyip oradan da işlem yapabilirsiniz. Ama ben ne dedim şuradaki paraya kenardaki bu köşegen bu köşegen olduğu için tam orta nokta olmak zorunda. Şu, e, o zaman burada bir şeyler çıktı mı tam burası da orta nokta bak şuradaki paraya kenardan dolayı tam burası da orta nokta yapıyor şuradaki paraya kenardan dolayı. Hatta şuradaki paraya kenardan dolayı tam burası da orta nokta yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi burada şu paraya kenarlara ben yoğunlaşmak istiyorum. Şu paraya kenarlarda bir tanesi de işlem yapınca bir şeyler gelecek. Arkadaşlar şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Şuradaki paraya kenarda köşegenlerin orta noktası ya bakın. Şu paraya kenarda şu köşegen bu köşegen şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı e hocam o zaman burası da orta nokta oldu. Çünkü niye? A iken 2A oldu. 2A iken burası da 2A olacak. Şunlar da birbirine eşit olmuş oldu burada. Dikkat ederseniz aynı şekilde şunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Aynı mantıktan dolayı. Dikkat ederseniz burada ne oldu? Hocam bu kenar ortay. Bakalım bir şey var mı? Bu da kenar ortay. Yani sen buradan şöyle bir köşegen çizecek olursan burada. Hocam kenar ortay, kenar ortay. E sen diğer köşegeni de çizecek olursan şuradaki oluşan şey sadece mavilere bakın arkadaşlar. Şu mavi çizgilere bakın. Şu mavi çizgilerde ağırlık merkezi mi oldu? Evet. Kenar ortay, kenar ortay. Üçüncü de ağırlık merkezi olur. Hatta köşegenin e, ortalığı yanı olur. Burası şöyle 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 iki tane yuvarlıkla gösterelim bunu. O zaman ağırlık merkezi alan ikisi. A, 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 A diye paylaşır burası arkadaşlar. Burası 6A iken burası da 6A mı oldu? Evet. E, bu paralel kenarda burası 12A yaptıysa o çizgiye çift çizgilik paraya kenar. Bu da aynı çizgiye çift çizgilik paraya kenar. Burası da aynı şekilde olacak. Hatta şu sarı alanı 2 a şeklinde ayırdı. Aynı mantıktan sen yine şu köşegeni çizecek olursan bakın şu da kenar ortay bu da kenar ortay. Bunu da çizsem bu da ağırlık merkezi olur. Hatta şu mavilerde olduğunu göstereyim arkadaşlar. Mavilerde olduğunu göstermeyeyim. Bu sefer siyahlarda olduğunu göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hop şöyle Hop bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Bir üçüncü de çizersek bunların da a a a a a a olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burası 2a yaptı burası 2a yaptı. E, ee, aynı şekilde burası da 2a yapacak burası da 2a yapacak. E, tüm alan şurası 6 6 12 a'dan 4 tane var. Yani 48 a 12 a'dan 4 tane var. 48 a'yı kaç vermiş? 96 vermiştir. a'yı da buradan 2 bulduk. Bizden şuradaki 8 alanı isteniyor. 2, 4, 6, 8 a isteniyor. Bu da 8 çarpı 2'den cevap kaç yaptı? 16 yaptı. Valla arkadaşlar ben bu şekilde fark ettim çözümü. Daha kolay bir şekilde fark eden lütfen yoruma yazsın. Diğer arkadaşları böyle şey yapsın ama şekli çizdiğiniz zaman şekil zaten biraz karışık. E o karışıklığın içerisinde paraya kenarlar gördük. Kenar ortaylar gördük. E kenar ortaylar görünce de ağırlık merkezi şeklinde fark, fark ettim ben daha doğrusu. E, ama zor bir soru. Gerçekten çok zor bir soru arkadaşlar. Ee, yani zor ya. yapamam. Hoş geldiniz. Büyük ihtimal bu soru için geldiniz. Evet ama inşallah başka yolu vardır. Ben sonra video bittikten sonra e, şu an e, videodan önce de çözdüm ama bu yolu fark ettim ama yarın Sarkı Cafe'ye bir daha bakacağım. E, kolay bir yol bulursam da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet cevap balık isir oldu. Bu sayfa bayağı güzeldi. Yorucuydu hatta. E böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 11. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.